Şu İpek'in evlenmesi çok iyi oldu. Hiç değilse adam gibi bir damat gelecek diyor babam. Ay çok kızacak. Çok üzülecek. İzin vermeyecek. Hadi anne ya. Birinin söylemesi lazım ama. Anneciğim. Çok özür dilerim. Hadi sen söyle babama. Yumuşat onu ne olur. Dur çocuğum. Dur bakayım dur. Öldürecek hepimiz. Hadi anneciğim. Canım kahveni. Sağ ol hayatım. Ne o öyle hepiniz tıkıldınız içeriye? Ya ne olsun öyle işte. Kadın kadına konuşuyoruz. Tabii. Düğün yaklaştıkça size de böyle gevezelik yapacak bir sürü malzeme çıkıyor değil mi? Mustafa. Efendim baba. Biz de yarın gidelim Mahmut Paşa'ya da birer takım elbise alalım. Ya düğün sahibiyiz. Öyle eskilerle olmaz değil mi? Alalım baba. İyi olur. Ne oldu yatak odası işi? O iyi gidiyor. Mehmet. Efendim. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Evet. Söylesene Şükran. Şimdi şöyle. Kızın düğünü vardı ya. Evet. O düğün. Ya söylesene çatlatma insanı. Düğün olmayacak Mehmet. Anlamadım. Kız anlaşamamış çocukla. Yüzüğü iade etmiş. Vazgeçmiş evlenmekten. Vaz mı geçmiş? Vazgeçmiş. Yani mutlu olamam diye düşünüyor. Düğün olmayacak yani. Bir şey demeyecek misin Mehmet? Çağır bana İpek. Tamam çağırayım. İpek baban çağırıyor çocuğu. Siz de içeri geçin. Düşündün mü kızım bu işi? Özür dilerim baba. Çok özür dilerim. Bizler sizin gibi kendi kararlarımızı verecek kadar cesur değildik. Kendi hayatımızı yönlendiremedik. Anamız babamız ne dediyse, toplum bizden ne beklediyse onu yaptık. Hala da yapıyoruz. Oysa önemli olan sizin düşünceniz. Siz yaşayacaksınız bu hayatı. O yüzden sen nasıl mutlu olurum diyorsan ben ona inanırım. Madem böyle bir karar verdin merak etme. Baban
sonuna kadar arkandadır kızım. Sağ ol baba. Sağ ol. Üzülme. Ağlama kızım. Ağlama. Sizler benim canımsınız. Her şeyimsiniz. Sizi üzgün göreceğime ölürüm daha iyi.